Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Türkiye piyasasına böyle yeni giriş yapmış bir cihazı inceleyeceğiz. Telefonun markası Doogie. Doogee. Üzerine fazla espri yapmıyorum. Modelin adı Valencia. Model kodu da DG800. Şöyle göstereyim. Şöyle büyük bir kutusu var. Telefona göre çok büyük bir kutusu var. Şöyle bir hediye bir kapak var, arka kapağı. Renkleri değişebiliyor, seçemiyorsunuz. Hediyede seçecek haliniz yok zaten. Cihaz bu. Cihaza geleceğim. Üstünde jelatin var. Jelatinle beraber geliyor. Ekstradan bir de yedek jelatin olarak koymuşlar içine. Ayrıca silme bezi var. Güzel jestler bunlar. Kullanım kılavuzu Türkçe. Gördüğünüz gibi garanti belgesi geliyor. Damgalı, imzalı bir şekilde. Adaptörü var. Tanıdık bir tip. Samsung'unkine benziyor. Burada pili vardı. Pilini ben içine taktım. Pil kısmı buradaydı. Şuradan da bir ara kablosuyla kulaklığı var. Kulaklığını bakalım da, ara kablosunda şu özellik bile hoşuma gitti. Derli toplu edebinize dursun diye yapmışlar. Böyle değişik, güzel gözüküyor. Kutu içeriği bunlar. Gelelim cihaza. Sol tarafında ses açma ve kapama tuşu var. Şu gördüğünüz gibi tuşun üstüne çok az da bir metalik renk koymuşlar. Biraz daha şık dursun diye. Üst tarafında kulaklık girişi ve micro USB girişi var. 2.0. Sağ tarafında uyku tuşu. Kapatıp açma tuşu aynı zamanda. Alt tarafında dümdüz hiçbir şey yok. Sadece bir mikrofon girişi var. Hoparlör girişi arkada. Ve ekstradan arkada şöyle görmüş olduğunuz gibi bir touchpad var. Şu touchpad'i özelliğini de göstereceğim birazdan. Çoğu zaman kolaylaştırıyor. Bazen de zorluyor. İnsanın sabrını sınıyor. O da ayrı bir özelliği var. Telefonun boyunu da söyleyelim. 13,5 santim boyu var. 6,6-6,7 santim bir genişliği var. 8,2 mm'de bir inceliği var telefonun. Kalınlığı da olabilir. Ve bu telefon 4,5 inç IPS ekranla geliyor bize. 960x540 çözünürlüğü var. Telefonu internete ilk yazdığınızda karşınıza şu şey çıkacak. KitKat, yani KitKat, Android KitKat olan en ucuz telefon dünyadaki. Öyle lanse ediliyor. Öyle lanse edilmiş yabancı kaynaklarda. Aslında bir İşletim sistemin sürümü hakkında da bu kadar böyle lanse edilmesi de bir garip geldi. Telefonun dış görünümünden bahsederken şu ağırlığını da bir alalım. Ondan sonra detaylarına bakarız. 137 gram yazıyor. Bir de tabii kuyumcu terazisi olduğu için gram gram kazanıyoruz böyle. 137 gram telefonun ağırlığı. Telefonun arka kapağı çıkıyor. Onu da bir göstereyim hatta, şimdi touchpad falan var deyince göstermezlik yapmayalım. Görmüş olduğunuz kısım touchpad. Touchpad'in kısmı. Bataryası 2000 mAh söylemiştik. SIM 1 ve SIM 2 giriş var. 2 SIM kart açılışı. Ayrıca micro SD kart girişi var. Ona değineceğim. Micro SD kartta da 64 GB'a kadar destekleyebiliyor. Şimdi telefonun öncelikle konuşalım. Fiyatı 549 TL'ye satılıyor. Kendi Türkiye'ye getiren firma tarafından. Ona göre özelliklerini anlatacağım. Bizce de o fiyata bu özellikler biraz iyi gibi geldi. Sizle paylaşalım. 8 megapiksel bir selfie kamerası var. 88 derecelik açıyla çekebiliyor. Geniş açıyla çekebiliyor. Oldukça da başarılı. 13 megapiksel bir arka kamerası var. O da kurtarıyor kamera olarak. O da iyi. Zaten şimdi arka tarafta görmüş olduğunuz fotoğraflarda da kamera kalitesini az da olsa anlayabilirsiniz. İyi yani kamerası. Kötü değil. Dediğim gibi 550 liralık bir telefon hakkında konuşuyoruz ki ona rağmen çok iyi. Çift SIM kart var demiştik, göstermiştik. OTG var cihazda. Hani klavye, mouse, işte HDMI giriş çıkış, ne bağlamak istiyorsanız bağlayabilirsiniz rahat bir şekilde. Destekliyor. 3G görüntülü görüşme var. Hani bu aranan bir özellik aslında, birçok telefonun üst modelinde bile yokken var bu telefonda. Dediğim gibi 4,5 inç IPS ekranı var demiştik. 960x540 çözünürlükte yeterli. Hani fiyata göre konuşuyorum. 1 GB RAM'i var. 8 GB hafızası var. Ve dediğim gibi micro SD kartla 64 GB'a kadar da desteklenebiliyor. Şimdi telefonda şöyle geldi bize. İşte Antutu benchmarkını kurduk. Kullandık biraz. Asphalt 8'i falan da kurduk. Onun için göstereceğim birazdan. Fakat şu menülerin, hani ikonların tipi mipi oldukça güzel. FM radyo var, gözüküyor şu an. Siz görüyorsunuz şurada. Elimizdeki modele özgü bu sadece. Hani tanıtım modeline özgü sadece. Normalde siz alırsanız radyo kısmı yok. Ama gördüğünüz gibi de yüklenebiliyor. Yani radyo özelliği de var. İkonlar hoşuma gitti, onu söyleyecektim. Fazla böyle
Hani kalabalık da yapmamışlar. Ayrıca bir şurada ayarlar kısmında göstereyim. Şu herhalde. Bu kısım İngilizce kalmış. Şu arkadaki dokanma kısmı diyelim. Onu da şu an çoktan Türkçeleştirmişler yazılım. Hazırda bekliyor. Hani bir güncellemeyle Türkçe yapılabiliyormuş. Onu da söyleyelim. Şunu da belirteyim. Şu alt kısımdaki tuşlar ışık yok. Yani şöyle parlak yapılmış sadece. Hani gece bakayım şöyle yansın falan olayı yok. Şu arka menüye girmişken şu özelliği göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi rahat rahat oynayabiliyoruz. Şöyle iki kere dokununca kamera açıyor. Hani kendi fotoğrafınızı çekerken arkadan iki kere dokunmanız yeterli. Oldukça da güzel olmuş. Yani hoş bir özellik olmuş. Ama dediğim gibi bazen böyle işte hani şimdi gördüğünüz gibi el kol sürtüyor. Onu kapatıp açmak ya da işte yanında belki kapağı takabilirsiniz. Ben şöyle oyun oynayacağım. O kapağı takayım. O yüzden yoksa olacak gibi değil. Oh, tertemiz kaldı. Tamamdır. Bu kapağı taktık. Şimdi önce ısınma testi yapalım. Yoksa şöyle bir AnTuTu'yu ben size göstereyim. Kısaca. İşlemcisinden bahsetmedik çünkü. 18.619 puan aldı. Fiyata göre oldukça puanı iyi. AnTuTu'yu açtık. İşte cihazın modeli. Markası. CPU'su MTK MT6582. İşte grafik işlem birimi yani ekran kartı diyeyim ben size. Mali 400. 450 olsa tabii daha iyi olurdu. Ama işte fiyata göre olunca gayet normal geliyor. Ön kamerası 13 megapiksel. AnTuTu'da NFC destekliyor yazıyor. O şeyden de olabilir. Şu arka kısımdaki touchpad kısmından da olabilir NFC özelliği. Hani sadece touchpad için geçerli olup da herhangi başka bir şey için geçerli olmayabilir. Onu denemedim. AnTuTu testi böyle. Şimdi bir Asphalt 8 yapalım. Bir 15 dakika bir oyun oynayalım. %51 şarjla. Bakalım 2000 mAh pil ne kadar tükenecek. Cihaz çabuk ısınıyor mu? Ona bakalım. Şu an şarjı %50. Sıcaklık 28.7 derece. Oyunumuz her zamanki Asphalt 8. Başladık teste. Evet, 15 dakika oldu. 15 dakika oldu. Şöyle çıkalım. Fazla oynamadık. Elimizle yani en azından gördünüz. 41.6 santigrat derece. İlk başta 28.7 idi. Şarjı %50 idi. %37'ye düştü. O da yani %12 falan normal zaten. %13 çok da abat değil ama aslında diğer telefonlara test ettiğimizde bakarsınız diğer videoları da. Bir de klasik ses testimizi yapalım. Müzikte miydi bu? Dubstep. Evet, gördüğünüz gibi de 95,5 dB bir ses aldı. Evet, cihaz böyle. Söylemeyi unuttuysam da bir onu da hatırlatayım sonunda. 1080p'de video çekebiliyor. Hani söyledim de hatırlıyorum ama yine söylemediysem de tekrar üstten geçeyim. Cihaz zaten dünyada yaygın. Hani çoğu kişi biliyor. İnternetten zaten yazarsanız bakarsınız da. Avrupa'da falan da satılan bir marka. Türkiye pazarına yeni giriş yaptı. Biz de inceleme fırsatı bulduk. Bakalım siz beğenecek misiniz? Cihaz böyle. Hani fiyat olarak 550 lira olarak bakarsak hani sırf şu hani düşünsene Facebook'ta şöyle sayfayı aşağı doğru kendinize indiriyorsunuz şöyle okurken falan. Şu özellik bile hoş olmuş. Onun dışında dediğim gibi yeni Türkiye'ye yeni giriş yapan bir marka. Bakarsınız da biraz da böyle oturaklı çıkan seslerini duymuşsunuzdur. Bizi Webtekno Facebook sayfasından takip edebilir. Webtekno TV adresinden bize ulaşabilirsiniz. Webtekno TV YouTube kanalımıza da abone olup videoları önceden görebilirsiniz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu da kaldı burada ya. Al sana desibel.